Kadıköy'deki Don Kişot Sosyal Merkezi İstanbul'a bir bostan kazandırıyor. Bostan, polisin attığı biber gazı kapsülüyle yaralanan ve 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan'a adanacak. Berkin'in adıyla Umutlar Yeşeriyor sloganıyla yer değirmeni dayanışması, herkesi tohumuyla, çapasıyla Berkin Elvan Bostanı'nın kurulmasına destek olmaya çağırıyor. Bostan çalışmalarına başlamak üzere 15 Mart Cumartesi saat 15'te Don Kişot Sosyal Merkezi'nde buluşulacak. Ceren Akgöz ve Eser İnan Arslan stüdyomuzda yer değirmeni dayanışmasından. Hoş geldiniz. Yarın bir bostan hareketi başlatıyorsunuz galiba. Evet. Ve anlamlı da bir bostan olacak. Berkin Elvan Bostanı. Evet, bu fikir nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir bostan öngörüyorsunuz? Seninle başlayalım Ceren. Bu fikir aslında bizimle beraber başlamadı. Yer değirmeninde zaten iç bahçelerden başlayan bir toprağa dönüş hareketi vardı zaten. Don Kişot'un kuruluş amaçlarından biri de alternatifler yaratmak olduğundan bir bostan yaratmak, insanın yıkıcı gücünden daha çok yaratıcı gücüne yönelik bir şeyler yapmak her zaman aklımızdaydı. Bahar'ın da gelmesiyle harekete geçtik. Peki neler yapacaksınız yarın Eser? Şimdi öncelikle yarın elimizde bir süredir biriktirdiğimiz tohumlar var. Bu tohumları yeşertmeye çalışacağız. İlk girişimimiz bu. İşte toprağımız var, çeşitli malzemelerimiz var, doğal yollarla ürettiğimiz kompost gübremiz var. Bu gübreleri ve tohumları kullanarak öncelikle terasımızda bir yeşertme alanı oluşturmaya çalışacağız. Buradan alacağımız verime göre de aslında daha sonraki planları şekillendirmeye çalışacağız. Kafamızda tabii ki bir şeyler var ama ilk adım çok önemli burada yapılması. Ne tohumları var elinizde biliyor musunuz aslında? Aslında çok fazla tohum var. Çok fazla kişi yardım etti. Yani şöyle örnek verilebilir. Mesela biz kompost bidonunu oraya koyduğumuzda, evin önüne koyduğumuzda bunu görüp bende de tohumlar var deyip getiren insanlar oldu. Bunların içinde neler var? Domates, biber, salatalık, kabak, belki karpuz. Hani aslında sürekli geliyor. Çok çeşitli bir şey ve aslında orada yapılmaya çalışılan şeyin kendisi birlikte yaşayabilir bitkiler var. Hani biraz onları da bir araya getirmeye çalışacağız. Karma yani aslında çok böyle bir türe yönelmedik burada. Peki bu işi nerede yapacaksınız? Yani sanıyorum ilk başta fide elde etmeye çalışacaksınız. Bu Don Kişot Sosyal Merkezi içerisinde bir alanda olacak sanıyorum değil mi canım? Çatısında başlayacağız bunu yapmaya. Ama aklımızdaki fikir bu fideleri mahalleye dağıtmak, insanlara vermek, işte değişik şeyler denemek. Balkon bahçeciliği olabilir, işte iç bahçeler demiştik, oralarda olabilir. Bir yandan da kamusal alan yaratma fikri her zaman bunun içinde var olan bir şey. Don Kişot bunun bir alanıyken bunu mahalleye yaymak ne kadar mümkün, bunu denemek istiyoruz biraz da. Aslında bütün yer değirmeni bir Berkin Elvan Bostanı'na dönüşecek gibi bir fikir anladım, evet, öyle mi? Evet, aynen öyle. Peki, bu benzer bir harekete Tarla Taban da başladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir alan var. Orada fideler yetiştirebilecekleri bir sera var. İnsanlarla tohum paylaşıyorlar. Böyle bir ne denir? Kooperasyon var mı aranızda? Çağrı da yaptılar zaten. Bu pazar günü de buluşmaları var bildiğim kadarıyla. Başından beri zaten bu farklı gruplarla iletişim halindeyiz. Tarla tabandan da insanlar vardı toplantılara gelen. Onları da bekliyoruz. Yarın gelirler gelmezler. Herkesin tabii başka yapacak şeyleri de var ama her yerde bir adım atılmış olması güzel. Onları da bekliyoruz tabii ki. Gelecek olanlar hazırlıklı gelsin. Neler lazım? Yarın yapılacak bu fide ekim, daha doğrusu tohum ekim ve fideye döndürme çalışmaları için. Yani aslında biz çok büyük oranda hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız ama yani tohum olarak katkı koyabilirler. Çünkü ne kadar çok tohum demek aslında o kadar çok üretim ve o kadar çok insanla temas etmek demek bizim için. Onun dışında yani daha sonraki süreçte tohumların korunabilmesi için, kuşların vesaire eşelememesi için bir kafes sistemi oluşturmaya çalışacağız. Ama bunların hepsi çok teknik malzemeler ve hani biz bunları çok rahat tedarik edebiliyoruz. Bizim için daha çok oraya yüreğini koyacak, emeğini koyacak. Sonra da gelip o dalından domatesini, biberini yiyecek insana ihtiyacımız var. Geri kalanlarını hallederiz. Peki neler ekilebilir şu zamanlarda? Galiba domates, biber, salatalık için bunlar için uygun vakitler. Aslında birçok şey için uygun vakitler. Bir de bir yandan da bu kardeş bitkiler teorimi denen bir şey var. Ben açıkçası onu denemek istiyorum. Belli bitkilerin birbirlerini destekleyerek bir ekosistem yarattığı bir tasarım yapılabilir ve daha az emek gerektiren, daha doğrusu daha az emek gerektiren değil, daha az kimyasal gerektiren
ve kendi kendini sürdürülebilen bir şey. Nasıl bir şey bu peki? Biraz tarif etmem mümkün mü? Örneğin işte domatesin etrafına 4 tane ayçiçeği ekiyor olmak kuşların oraya gelmesini sağlıyor. Kuşların gelmesiyle işte domatesin üzerindeki biti görüyorlar ve bunu yiyorlar. Böylece kendi içinde bir ekosistem oluşuyor. Onun üzerine bir kimyasalla bitkileri, böcekleri öldürmek durumunda kalmıyorsunuz. Bu her bitkinin kendi kardeş bitkileri var. Böyle küçük dizaynlarla daha üretken ve çevreye zarar vermeden üretim yapılabiliyor. Yani doğanın aslında kendi döngüsünü biraz bizim üretimimizin aktivitörü olarak hani kullanabildiğimiz bir yöntem bunun kendisi. Çok da verimli hani yapanlar var ve hani küçücük bahçelerden çok fazla ürün üreten toplamlar var bunun böyle. Yani amaç zaten çok fazla ürün üretmek değil de biraz daha çok bu işi beraber yapıyor olmak. Evet, yani oradan aslında tüm mahalle doymayacak ama bir şeyleri beraber yapıyor olmak ve bir şeyden bahsettin aslında. Bir toprağa dönüş hareketi var dediğin geldiğinde. Belki bunu biraz daha coşturmak, köpürtmek gibi bir istek var sanıyorum. Bu toprağa dönüş hareketi nasıl bir hareket? Yani geldiğinde insanlar bahçelerine sebze meyve ekiyorlar, atalık tohumları orada yetiştirmeye, üretmeye mi çalışıyorlar? Böyle bir durum var mı? Yani sadece sebze meyve ekmiyorlar. İsteyen hobi bahçesi de yapıyor olabilir. Ama bizim aklımızda bir sonraki adım, daha doğrusu var olmasını istediğimiz şey, mesela herkes birbirinin bahçesinden haberdar olsun. İşte senin bahçende ne ekiliyor, benim bahçemde ne ekiliyor bunu bilelim. Bir süre sonra bunları aramızda değiştirebiliyor olabilirim. Yani bütün bir yer değirmeni aslında gerçekten bir bostana dönüşebilsin. Aramızda sadece bir şeyleri beraber yaratmak değil, aynı anda ne yarattığımızı da beraber kontrol edebiliyor olduğumuz bir sistem oluşsun istiyoruz. Peki tohumlara dair seçici davranıyor musunuz? Yani çünkü hani malum bir tohum koruma kültürü de gelişti aslında son zamanlarda. Atalık tohumların kıymeti belki biraz daha fazla anlaşıldı. O noktada bir hassasiyet var mı yaptığınız işte? Yani tohumlardaki tek hassasiyetimiz aslında bunların hani hibrit olarak tarif edilen işte bir miktar genleriyle oynanmış ama bundan kastım aslında kısırlaştırılmış tohumlar. Biz sadece bu tohumları istemiyoruz. Hani doğal bizim aslında bildiğimiz anneannemizin, babaannemizin, dedelerimizden gelen o tohumları kullanıyoruz ki biz çünkü onları bir süre sonra yani bu arada tabii küçük çalışmalar da yapacağız bunun için. Atıyorum tohum nasıl tekrar geri alınır, bahçe nasıl işlenir gibi bazı çalışmalar olacak. İşte bununla beraber aslında o verdiğimiz fidelerin tohumlarını bir sonraki sene tekrar kendi aramızda paylaşabilmek, bunun devinimini sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla hani bizim en belirleyici olan şeyimiz bu. Öte yandan hani ister soğan getirsin, ister kabak getirsin, hepsini. Ama hibrit tohum sokmuyoruz diyorsunuz yel değirmeninde bahçelerimize. Üreyebilen, bildiğimiz doğal, tarihsel olarak da kullanıla gelmiş tohumları kullanacaksınız. Tadı güzel. Tadı da güzel olacak. Evet, domateslerin, biberlerin, herkes ondan şikayetçi. Evet, böyle ortalıkta bir internette bir konu var ya, bir Norveç'e taşınılması için şu kadar sebep, Uruguay'a taşınılması için, bir yer değirmenine taşınılması için de İstanbul'da böyle bir hayli sebep veriyorsunuz aslında. Çünkü anladığımız orada gerçekten beraber hareket eden, uyumlu bir mahalle aslında, daha çok bizim jenerasyonun dizilerden falan hatırladığı olmayan dünya aslında sanıyorum, değil mi orada yaratılmış olan? Nasıl şeyler yapıyorsunuz yer değirmeninde? Yani ben aslında uyumlu ve işte hayallerimizde olan mahalleden daha çok çok sesli ama çok sesli ile beraber var olabilen bir yer olarak görüyorum yer değirmenini. Çünkü bakıldığı zaman çok farklı insanlar var orada. Benim için önemli ise herkesin düşündüğünü özgürce dile getirebileceği alanları yaratma hevesinde olan insanların çoğunlukta olması. Nasıl bir şey yaratıldığından daha çok herkesin istediği şekilde yön verebileceği bir rahatlığa sahip olduğu bir yer olması yer değirmeninin benim için çekici tarafı aslında. Yani sadece bostan değil yaptığımız şey ya da sadece Don Quixote'da değil. Orada daha insani bir tarafı var. İnsan ilişkilerine yönelik bir şey var. İnsanların birbirine tolerans gösterebildiği bir ortam yaratılıyor aslında. Genel olarak hani spesifik olarak yaptığımız eylemlerden daha çok. Küçük bir katkı yapayım yani. Şimdi biz son dönemde aramızda aslında şeyi çok fazla konuşuyorduk. Yani yel değirmeninin bir soylulaştırma projesine maruz kaldığını çok fazla konuşuyorduk. Yani ev kiralarından tutun da işte orada sosyal anlamda yaratılmaya çalışılan şeye karşı aslında hani bunun farkındayız. Hani söylediğiniz yerin kendisi bir miktar hani hem tehlikeli hem de kritik bir nokta. Çünkü yaşanılabilir bir yer inşa edeceğiz orada. Böyle bir hedefimiz var. Ama hani o soylulaştırma halinin kendisini de kırmaya çalışıyoruz. Yani çünkü bir süre sonra oraya yani yel değirmeninin kendi insanları yaşayamaz hale gelebilir. Biz bunun aslında bir taraftan hani önüne de geçmek gibi bir gayemiz var. Yani
küçük bir örnek vereyim. Osman Gazi İlköğretim Okulu vardır Yel Değirmeni'nde. Yaklaşık 100 yıllık bir okuldur. Ve bu kentsel dönüşüm projesi adı altında mesela o okulu boşaltmaya çalışıyor. Muhtemelen bu sene son senesi olacak. 100. yılında son senesini yaşayan bir okulumuz var. Oraya o semtin yoksul çocukları gider. Mesela biz buna karşı da mücadele ediyoruz aslında. Belki bu olsanın bir kısmını orada yapacağız. Oranın bahçesinde yapacağız. Çocuklarla beraber yapacağız. Doğal olarak hani önemli bir şey. Bizim yaptığın katkı çok önemli. Çünkü tam da lafı oraya getirmeye çalışıyordum. Aslında biraz tuzak bir soruydu belki ama olmadı. Yani şimdi bir Cihangir örneği var önümüzde. Yani bir anda birbirine benzeyen insanların bir araya geliverdiği, yani birbirine benzeyen insanlar evet biraz daha rahat yaşarlar. Yani bir arada yaşamak o anlamda kolaydır. Ama Yel Değirmeni'nde bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Yani işte insanların talep ettiği, yerleşmek istediği, taşınmak istediği bir mekan haline geldikçe Yel Değirmeni işte tam da mutenalaşma denilen soylulaşma haline de bürünüyor. Yani en azından böyle oldu İstanbul'da birçok semtin kaderi. Yel Değirmeni'nde örnekleri verdin. Bunun gibi çalışmalar var ama şu anda sanıyorum bir kiralarda artış ve benzeri durumlarda yaşanıyor değil mi? Öyle olumsuzluklar da var. Evet, aslında konuşulan şeylerden biri işte kiracıların kendi aralarında bir araya geleceği ya da örgütlenebileceği bir şeyler oluşturmaktı. Bir yandan çok fazla atölyenin olduğu bir yer Yel Değirmeni. Ve atölyelerde ister istemez bir katkıda bulunuyorlar bu mutenalaştırma durumuna. Atölyeyi kiralayan insanların da kendi aralarında bir örgüt kurabileceği üzerine de konuşmalar var. Hani kiraların artışına direnmek, oranın gerçekten yerlisi ve kullanıcıları olduğunu göstermek. Onun için bana önemli gelen nokta kamusal alanı ne kadar çok insan kullanırsa o kadar çok mahalleye sahip olduğumuzu gösterebilecek hale geliriz. Hani Bostan bunun bir örneği olabilir. Bunun dışında bir sürü başka bir şey de getirilebilir. Ama önemli olan gerçekten burası bizim alanımız ve herkesin kullanımına açık bir yer. Yani bu söylemin altını çizen şeyler yapmak Yel Değirmeni'nde. Evet, aslında bunun en güzel örneğini Don Kişot'la çıkardınız ortaya. İstanbul'un ilk işgal evi. Daha doğrusu Türkiye'nin, doğru affedersin. Türkiye'nin ilk işgal evi. İstanbul'da bir girişim oldu Gezi Parkı sırasında. Manukyan Park hatırlıyorum. Başarıya ulaşamamış gibi duruyor şu anda ama Don Kişot kararlı bir şekilde, azimli bir şekilde devam etti, sürüyor. Neler yapıyorsunuz Don Kişot'ta? Şimdi Don Kişot'ta aslında biz oraya ilk girdiğimizde çok ciddi bir inşaat halinde müdahale edilmesi gereken bir inşaat vardı. İlk başlarda aslında önceliğimiz bunlardı ama bunu duyup da Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen ve oraya katkı koymaya çalışan bir sürü insan vardı. Aslında son geldiği noktada atölyelerimiz var. Bu atölyelerle aslında hem bu eve dışarıdan gelen hem de mahallenin içerisinden gelen insanlarla beraber bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. İşte fotoğraf atölyesi işliyor bir taraftan, göçmen çocuklarla dayanışma atölyesi var, internasyonel forumlar çalışıyor orada. Bunların dışında da işte bir ara makrom atölyesi vesaire oldu. Ama onun dışında da aslında bir sosyal merkezi hani altını doldurabilecek, benim bugüne kadar adını duymadığım ama böyle inanılmaz eğlenceli, inanılmaz güzel, bilgili, doğru işler yapan her toplantıda, biz her pazartesi toplantı yapıyoruz, forumumuzu topluyoruz. O her foruma neredeyse hani 10 tane, 20 tane farklı insan gelip işte biz bu evde şunu yapmak istiyoruz, şöyle bir dinleti yapmak istiyoruz, tiyatro göstermek istiyoruz, böyle işte bir deneysel başka bir şey yapmak istiyoruz deyip herkes bir işin ucundan tutuyor ve bir programımız var. Neredeyse haftanın 4 günü 5 günü full yoğun şekilde geçiyor. Yani hem kültürel aktivitelerimiz var hem de bir taraftan mahalleyle dayanışma, esnafla dayanışma çalışmaları var gibi. Evet. Sanıyorum birçok kişinin benzer taleplerine açık bir yer. Yani insanların bir araya gelebileceği, toplanabileceği, çalışmalarını yapabileceği bir yer. Peki hazır bu Bostan'da başlamışken bu vesileyle çalışmalar da yapılacak mı? Çünkü bu işin birçok ayağı var. Hı-hı. Sen çok daha iyi biliyorsundur. Permakültüründen işte fide yetiştirmeye kadar uzanan benzer çalışmalar da öngörüyor musunuz önümüzdeki? Evet, aklımızdaki aslında her aşamayı insanlara anlatarak yapmak. Çünkü hani bizim orada fideleri yetiştirip mahalleye dağıtıyor olmamızın aslında çok da bir anlamı yok. O fideler eğer hayat bulmayacaksa ve insanlar onlara bakmayacaksa. Bir yandan hem alternatif şekilde nasıl tarım yapılabilir, bunlar nasıl, işte fideler nasıl büyütülür, nasıl ekilir, bir bahçenin tasarımı nasıl yapılır, bunları insanlara anlatmak. Bir yandan da bu, aslında bunu eserden duydum bugün, çok hoşuma gitti. Osman Gazi Okulu'ndaki çocuklarla mesela bu şey birleştirilirse, çocuklar üzerinden mahalleyi bir bostana çevirmek fikri bana çok güzel geliyor. Hem bir şeyler öğrenecekler, hem bunu alternatif yöntemlerle yapmayı öğrenecekler. Hem de kendilerinin katabileceği bir alan oluşacak.
Hani bunları insanlarla paylaşarak yapmayı düşünüyoruz. Küçük küçük atölyeler olacak her aşamasında zaten. Evet, peki. O halde yarın bu ilk adımla atacağınız işi, programın sonuna geldik. Bir kez daha hatırlatalım. Yarın nerede, ne zaman, nasıl buluşuyorsunuz? Yarın saat 3'te Kadıköy Yeldirimi'nde Donkşot Sosyal Merkezi'nde tohumlarımızı ekmek için buluşacağız. Ama biz öncesinde de oradayız. Çayımızı, kahvemizi içmek isteyen, sohbet etmek isteyen, başka bir katkı koymak isteyen insan olursa da her zaman kapımız açık. Yani zaman sınırı yok. İstediği zaman insanlar gelebilir, katılabilir. Peki. Ceren Akyos ve Eser İnan Arslan bizimleydi. Yeldeğirmen'in dayanışmasından, aynı zamanda Donkişot Sosyal Merkezi'nden. Çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, haftanın son Yeşil Bülteni'nde Yeldeğirmen'in dayanışmasından iki konuk ağırladık. Anlaşılan o ki İstanbul Kadıköy'deki Yeldeğirmen'i tümüyle bir Berkin Elvan Bostanı'na dönüşebilir önümüzdeki günlerde. Eğer tabii ki insanlar bu iş için katkı koyarlarsa. Sonuna geliyoruz Yeşil Bülten'in, haftanın da son gününde Yeşil Bülten'le karşınızda olduk. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.